Abdullah abiyle tanışmış mıydın? Konservatuvara girdiğim zaman tanıdım Abdullah. Orada herkes iyi kötü ben çok hoş bir kızım falan kurumur yapıyorlar. Bir tek kur yapmayan Abdullah'tı. Oradan takıldım ona da. Ha, ayar oldu. Bir yıl içinde mi evlendiniz? Ay babam dedi ki bir gece o zamanlar kulüp 12 vardı. 60'lı yıllarda ha. Yıkılıyordu. Hatta Devekuşu Kabare Tiyatrosu kulüp 12'nin üstündeydi. Ben tabii daha o zaman konservatuvar talebesiyim. Devekuşa falan girmemişim. Ben konservatuvardayken Abdullah'la işte flört etmeye başladık. Herkes kulüp 12'ye gidiyordu o gece. Kulüp 12 çok eğlenceli bir yerdi. Şovlar, movlar falan. Ondan sonra biz de Abdullah'la gittik. Saat yarımda evdeydim. Babam derhal evleneceksiniz böyle ben bu şekilde kabul etmem bu olayı dedim. Aa yarım adam bir gece geldi. Dışarı çıktı. Bir gece dışarı çıkarttı. Yarım da benim eve girme sürem en geç 9'du. Şaka. Aa 9 deyince ben evde olacağım. Hatta 7.30'tu. Çok özel bir şey olduğu zaman 9. Çünkü 7.30'da masaya oturuluyordu. Ailecek zaten aile 3 kişiyiz. O 3 kişi masada olmalıydı. Ama dışarı gidersem biraz geç gideceğim 9. Yarımda gelmek ne demek? Sabaha karşı. Peki Net ve Mert'e soruyorum. Babam bu metazori evliliğe teşvik etmemiş olsaydı tercihin olur muydu Abdullah Şahin'le evlenmek? Evlenmek tercihim olmazdı. Abdullah Şahin olurdu yine. Flört ediyorduk, severdim ama sevgi biterdi. Devam ederdik hayata. Evlenmek olmazdı çünkü yani çocuk yapmak, evlenmek falan bilirsin ki 19 yaşında biri için. Daha şu anda 19 yaşındakiler evde şey oynuyorlar, bilgisayar oynuyor. Anam evlilik tamam metazori oldu da çocuğu da mı metazori yaptın? Onu da istemedim hamile kalınca ama o dönem... Kuzum sana istemediği şeyleri yaptırmak ne kadar kolaymış. Profesör dedi ki eğer alınırsa çocuk bir daha hiç çocuğu olmaz dedi. Bunun üzerine annem şey yaptı yani yapma kızım bunu dedi. Hatta bir süre benden sakladılar falan. Sonradan annem ben bakacağım dedi. Hakikaten oğlumu aldı annem 40 günlükken. Vallahi getirdi işte belli bir yaşa kadar. Ben dışarıda çalışıyordum. Abla da çalışıyordu. Hep annem baktı. Daha sen tam büyümemişsin. Oğlumla beraber büyüdünüz o zaman öyle mi? Birlikte büyüdük tabii ki. Oğlumla birlikte büyüdük. Bu net yani. Düşün ki 20 yaşında doğurdum. İşte 20 yaş var. Çok birlikte büyüdük. Nevra abla mı söylemişti? Bir adı vardı. Hemen anlatayım. Nevra bir resim getirdi bana. Hı. Ondan sonra ben... Bak Nilgün ne buldum diye. Bak Nilgün ne buldu. Ay kızın ne güzel gözleri var yeşil yeşil. Nilgün o senin çocuğun dedi. Merve için. Yüreğim iyiydi Nevra. Nilgün o ya. Birden ne bileyim öyle bir baktım. Gözlere dikkatim çok. Ne güzel yeşil yeşil. Ya İlhan'ın gözleri hem yeşil. De bir de bir de bak yeşil göz yapacağım. Bak yeşil göz yapacağım. Hakikaten yeşil gözü yaptım Merve'yi. Bak böyle de yani kararlıyım gördüğünüz. Anne olduğunu oğlum kaç yaşındayken hissedebildin Nilgün? Oğlum artık yavaş yavaş büyüdü. Sonra Merve oldu. O da büyüdü. Yani Merve olduğu zaman da 26 yaşındaydım. Orada artık annesin, orada evet, annesin ama hani oğlumun varlığını kabullenmen... Işte o 26, 27, 28, 30 falan oralarda oğlum da artık tamam. Sen 8 sene boyunca aslında oğluma ablalık mı yaptın yani? Yok, oğlum zaten ben evlendim ya, çabuk evleniyordum. Ben bir zamanlar hep evleniyordum. Aralarda da çalışıyordum. Sonra çalışmaya önem verdim. Bana bak ben ikisini bir arada götüremiyorum. Ya çalışıyorum ya evleniyorum. Ben evlendikten sonra İlhan'la Apo'dan ayrılınca İlhan'la tanıştık işte Ayten ablanın oğlu. Onunla evlendikten sonra Merve olunca oğlum zaten her hafta sonu bizdeydi. Onun için zaten oğlumla annelik falan yapıyorduk. Zaten İlhan da çok oğluma çok düşkündü. Oğluma sorsan İlhan'ı hiç unutmaz yani. Ya bak bir şey diyeceğim. Bu konu çok konuşuldu. Sana da söz verdim. Aslında çıkartmayacağım ortaya diye ama. Ya kadının da kahvesine tükürmezsin bir arkadaş ya. Vallahi ben yani. Nasıl bir işti bu? Vallahi ya, öyle. Ya bak antipatik görünüyorum insanlara. Hani benim yaşadığımı yaşasalar yapabilirlerdi. Yani kadın her gün köpeği getiriyor. Koca bir kurt köpeği var. Ömrüm kurt. Hadi Nilgün bana bir Nescafe. Eve de ben istedim kayınvalideyle karşılıklı oturmak. Niye? O eğlenceli aile, Ayten Akmalıyam Gencerci, cazlar, müzikler, ben zaten sanatçıyım, bütün aile müzisyen, ben müzisyen seviyorum biliyorsun. Bilmez mi orkestra kurdu mu? Orkestra kuruyorum. Yok ya benim öyle Filarmoni orkestram yok, küçük bir oda orkestram var yani. Müzisyenler deyince birdenbire Filarmoni gelmiyor.
Vakti zamanında butik bir ailedesin. Şimdi ise hani evlendin, büyük aileye bir özlem var. Hani karşımda kaynana da olsa aman karşımda olsun, varsın aynı sofrada olalım, aile büyük bir aile olsun. Yani büyük bir aile aslında özlemdi bu. Önemli bir kadın yani. Şeker bir kadın, hayranım, seviyorum. Ha belli. Yani ama yok, ama sevginin de bir yerde pozu var yani. Her gün yeni evlenmişim, bembeyaz halılarım var, titizim. Her gün elinde bir kurt köpeğiyle gelip salyaları akıtıp orada yatarsa kurt köpeği. Ondan sonra ben temizliyorum köpeğin salyalarını. Ne ilgin, hadi bana bir Nescafe derse bir yaparım, iki yaparım, üç yaparım, dört yaparım, ama her gün puh yaptım, verdim kahveyi. Ay çok komik. İnanamadım, nihayet alandan intikam almam. Ay öleceğim. Ama valla bunu anlattığın zaman kötü geliyor. Aslında çok eğlenceli. Kötü gülüden bir şey olmuyor. Peki bir şey soracağım. Ya. Dedi ki ya anneme bir şey olursa. Sana her kızdığımda tükürüyorum, sana bir şey oluyor mu dedim. Yalan tabii. Kızdığımda tükürür müydü? Yok be. Evet. Sinirlendiğinde dövdüğün oldu mu koçanın? Bir tokatım var. Ah. Bir tokatım var. Kulak patlatmıştım var ama isteyerek değil. Tokat attım, adam öyle bir dövmüş ki kulağı patladı. Ben ha, suçlu o yani. Suçlu o zaten demişler. Hayır, aldattığı için inkar etti. Etmese o tokadı yemezdi. Ha, üçüncü evliliğin. Ha, üçüncü de inkar etti. Hayır dedi. Hayır deyince. Atilla Demirci evet, oluyor. Hayır deyince tabii ki şimdi dekan adam. Sus tokat mokat. Ama şöyle bir yalan söyleme dedim. Kulağı patladı. Oyunum da vardı orada. Anne kulağı patladı dedi. Haklıdır, yapsın dedi. Haklıdır. E haklıyım. İnkar ediyor. Etme. Dese ki evet kadın yaptım böyle bir şeyleri. Benle bana yalan söylemediğin sürece her şeyi affedebilirim. Ama yalan asla. Peki dürüstçe karşına gelse Nilgün sebebi buydu. Aldattım ama ben seni hala çok seviyorum. Affeder miydin? Hayır. Etmezdim. O zaman beni seviyorsan o anda düşünecektim beni sevdiğini. Bunu yapmayacaktım derim. Yine kabul etmezdim ama o tokatı atmazdım yani. Hmm. Oturur anlatırdı bana. O konuşan bir adamdı. Kültürlü de bir adamdı. Rahatça anlatabilirdi. Panik yaşadı işte. Beni kaybetmemek için. Ama gittim yani. Peki sen hiç şiddet gördün mü? Yok, hayır. Sen bana şiddet gösterilir mi sence? Gösterilmez de belli mi olur? Pişman ederim şiddeti yapanı ben. Müjdat Gezen çok kıymetlidir evet. Hayatında herhalde değil mi? Müjdat Gezen ve Sayın Türker İnanoğlu benim hayatım mihenk taşlarıdır. Neden dersen, birinci mihenk taşı Devekuşu Kabare'de oynamamdır. Metin Akpınar, Zeki Alasya, Ahmet Gülhan gibi insanlarla bu ilk profesyonel oyunculuğum çok önemli. Bir de rahmetli Ayşen'cim ayrıldı, onun yerine girdim tiyatroya. Başrolle başladım yani. Dördünün de başrolü vardı. O kadın da başrollerden biriydi. Yeni başlayan birisi olarak başrol biraz şanslı mısın? Doğaya başar diyor. Hepimiz şaşırdık. Nilgün sen öyle gelince şakır şakır oynadın. Bizim nutkumuz tutuldu. Nasıl diyor. Bu galiba cahil cesareti oluyor. Öyle bir karar verdim ki Ayşe'nin aynısını oynadım. Ayşe'ni aratmayayım diye. Çünkü ama bu senin cesaretin gibi de değil. Karar vericilerin cesareti olarak okumak lazım belki de. Onlarla bir ön görüşme yaptım. Benle oturdular, konuştular ve beni tetkik ettiler. Benim oynayacağıma inandılar. Ben de konservatuvarda başarılı bir talebeydim zaten. Güzelliğin peki? Güzelliğinin ekmeğini yedin mi o dönemde? Her zaman hoş ve güzel olmanın ekmeği vardır tabii yani. Ama öyle ben cinselliğimi çok kullanarak bir iş yapmadığım için. Yani tiyatrodayım. Tiyatro öyle cinselliği kullanılacak bir meslek dalı değil. Hani rejistörün yatağı falan diyorlar ya sinemalar için falan. Biz de öyle rejistörün Metin Akpınar'a aşık mısın Metin ama? Metin Akpınar'a platonik aşıktım. Çok hayrandım çünkü oyunculuğuna. Öncesinde mi? Beraber çalışmaya başladığınız zamanda mı? Öncesinden beri. Zaten Devekuşu'ndan teklif gelince arkama bakmadan gittim yani. Düşün Metin Akpınar'la oynayacağım. Of, çok korkunç bir şey diye. Gittim. Hakikaten o baktı, o ilgilendi benimle. Ben o zaman da hayran oldum. Oyunu oynadım, hep zaten sahnede onu izlerdim. Nasıl oynuyor, nasıl ya ne yapıyor diye. Hayranlığım vardı. O hayranlık işte platonik aşka dönüştü. Ama onun hiç haberi olmadı. Sonradan söyledim. Vallahi. Vallahi. Peki Metin Akpınar ona aşık olduğunu duyduğunda ne hissetti, ne söyledi? Bunu baştan söyleseydin ya kızım benim.